Merhaba, TEGEP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TEGEP'in sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün TEGEP Küp ile ilgili olarak 3 tane konuğumuzla beraber detaylıca konuşuyor olacağız. 3 konuğumuzu size çok kısaca tanıtmak istiyorum. Ama öncelikle bugün bu yayını Ömür'le beraber yapacağız. Ben Didem Tınarlıoğlu, TEGEP gönüllüsüyüm. Sevgili Ömür Doğan, Ömür hoş geldin. Sen de teknik anlamda bize destek vereceksin. Bugün birlikteyiz. Herkese merhabalar. Evet, teknik anlamda destek vereceğim ama TEGEP Küp aynı zamanda gönüllüsü olduğumda bir TEGEP ekibi olduğu için arada kendimi tutamazsam bazı sorularda girersem şimdiden bilginiz olsun. Keyifli bir yayın diliyorum. Seve seve Ömür, her zaman senin katkılarından son derece besleniyoruz. Evet, konuklarımıza hem hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum hem de onları çok kısaca tanıtmak isterim. Alev Şahin, ACY2'de eğitim uzmanı olarak çalışıyor ve aynı zamanda da hem TEGEP'in gönüllüsü hem de TEGEP Küp'e de katkılarını vermeye devam ediyor. Hoş geldin Alev. Hoş bulduk Didem. İkinci konuğumuz yine Sezin Güven Zorlu, Kiyalı'nın eğitim biriminde görev yapıyor. Yine aynı şekilde TEGEP Küp'e çok ciddi katkılar veriyor. Hoş geldin Sezin. Hoş buldum Didem, selamlar. Merhabalar. Üçüncü konuğumuz yine bir TEGEP gönüllüsü elbette, Muhammed Hacıoğlu. Dinçer Lojistik'te eğitim ve gelişimden sorumlu olarak, uzman olarak çalışıyor. Hoş geldin Muhammed. Merhabalar herkese. Evet. Yavaş yavaş sorularımıza başlayalım. TEGEP Küp hakkında aslında çok az kişi bilgiye sahip. O yüzden bugün çok detaylıca sizlerden aslında TEGEP Küp'ün ne kadar zengin bir içeriğinin olduğunu, gittiği yolculuğu, amaçlarının ne olduğu üzerinde bir aile konuşacağız. Çünkü eğitim ve gelişim programına çok önemli bir katkı veriyor aslında bu içerik, bu organizasyon. Öncelikle Alev, sorumluluğu müsaadenle sana yöneltmek istiyorum. TEGEP Küp hangi ihtiyacın sonucunda oluştu? Neden böyle bir içerik hazırlama yolculuğuna başladınız? Aslında şöyle, ilk önce bir TEGEP Küp'ü böyle bir tanıtmak isterim. Aslında biz platformumuzla beraber birbirinden öğrenme kültürünü sağlayabilmek, eğitim gelişim alanındaki güncel faaliyetleri paylaşmak ve takip etmek amacıyla yola çıktığımız bir yolculuk bizim için TEGEP Küp. Biliyorsunuz zaten yani yaşadığımız yüzyıl gereği bilgiye ulaşmanın yolu hem çok çeşitli hem çok kolay ve öğrenme gelişim dünyası da bu büyük değişimden aslında nesibini aldı. Teknoloji ve insanın çok fazla iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Ve bu sürekli değişimin yarattığı hıza öğrenme ve gelişim dünyası olarak da daha hızlı ulaşabilmek, birbirinden öğrenme kültürünü yarattığımızda daha kolay ulaşabileceğimiz bir platform ihtiyacıyla aslında biz bir araya geldik diyebilirim. Peki Muhammed'e sormak istiyorum. Kimler bu platforma girebilir? Yani TEGEP'e illa üye olmak gerekiyor mu? Yoksa herhangi biri eğitim ve gelişim dünyasıyla ilgili bilgi edinmek istediğinde nasıl erişim sağlayacak? Herhangi bir koşul var mı? Merhabalar Didem, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bu kullandığımız altyapıdan, platformdan kısaca bahsetmek istiyorum. Platform olarak Koç Sistem'in Workplace altyapısını kullanıyoruz. Bu platform en tercih etmemizin en büyük sebeplerinden birisi güvenli bir altyapıya sahip olması ve ISO 27001 sertifikasına sahip olması bizim tercih sebeplerimizden bir tanesi. Bizim platformumuza giriş için herhangi bir ön koşulumuz yok. Kendisini eğitim gelişim alanında geliştirmek isteyen ve uzun yıllardır burada çalışan ya da bilgileri ve becerilerini paylaşmayı seven herkesi bu platformumuza davet ediyoruz. Burada dediğim gibi bir ön koşulumuz yok. Platformumuza ister iOS, ister Android, isterse de web tabanlı herhangi bir tarayıcı üzerinden çok kolay bağlanabiliyoruz. Burada platformumuza giriş yaparken bize geri bildirimlerde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, platforma sadece iş mail adresimle mi yoksa şahsi mail adresimle de giriş yapabilir miyim sorusuydu. Burada herhangi bir sınırlama yok. İster özel ister iş mail adresleriyle arkadaşlarımız bu platformumuza dahil olabilirler. Burada en önemli konulardan bir tanesi erişim kodu kısmı. 779-416 kod erişim kodunu girdiklerinde direkt TEGEP Küp ailesine çok hızlı bir şekilde dahil olabiliyorlar. Bu platformumuza girişle ilgili ayrıntılı linkimizi zaten podcast'imizin altına dahil edeceğiz. Altına da koyacağız linki. Ayrıca da
normal TGEP ana sayfasında, web sayfamızdan da buna ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Çok ayrıntılı bir yanıt oldu. Çok da besleyici oldu. Ücretli değil mi Muhammed? Biraz ondan da çok kısaca değinelim. Ücretli bir uygulama değil. Evet, dediğiniz gibi ücretli bir uygulama değil. Kendini katılmayı, üretmeyi ve paylaşmayı seven herkes bu ekibimize dahil olabilir. O zaman bu yanıtla hemen ben sözü Sezin'e vermek istiyorum ve bir soruyla. Katkı vermek dedi Muhammed. Kimler katkı verir bu platforma sevgili Sezin? Ve nasıl katkı verilmesi gerekiyor? Özel bir çerçeve, özel bir içerik var mı? Nelere dikkat edilmesi lazım? Biraz bize anlatabilir misin? Aslında bir kısmını da yanıtladı Muhammed burada. Biz eğitime, gelişime gönül vermiş herkese bir benchmark oluşturabilmek, bir platform oluşturabilmek için bir araya geldik ve birbirimizden öğrenebileceğimiz, internet ve sosyal medyada bulduğumuz kaynakları birbirimizle paylaşabileceğimiz bir platformdayız. Hepimizin kullandığı, uyguladığı, sonuçlarından memnun kaldığı işler oluyor. Bu bir online eğitim olabilir, LMS olabilir veya bir eğitim programı olabilir. Farklı başlıklar altında memnun kaldığımız ve bunu bir meslektaşımla paylaşmalıyım dediğimiz tavsiyeleri TGEP Küp'te paylaşabiliyoruz. Küp'ün de zaten açılımı katıl, üret ve paylaştı. Biz de aslında eğitime ve gelişime gönül vermiş tüm profesyonelleri buraya bekliyoruz. Burada bildiğim kadarıyla ben de çok inceliyorum bir TGEP gönüllüsü olarak da. İsterse kişi kendisi bir yazıyla da bir ön kapak yazısıyla da bir link paylaşabilir, bir video paylaşabilir mi? Veyahut da bir uygulama. Yani burada önemli olan bir tek şey var. Hani cinsiyet ayrımı, ırk ve din ve siyasi konular haricinde eğitim ve gelişime dair her türlü konuda bilgi aktarımı yapılabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Anketler açabiliyoruz. Linkler paylaşabiliyoruz. Evet. Sevdiğimiz eğitimleri birbirimize tavsiye edebiliyoruz. İhtiyaç analizini hangi şirket, hangi yöntemle kullanıyor? Eğitim ekibinin performansını arttırmak için sizler neler yapıyorsunuz gibi böyle kendi içimizde hem sohbet edebildiğimiz, birbirimize yorum yapabildiğimiz, link paylaşabildiğimiz bir platform aslında. Hı hı, çok güzel. Ali'ye sana bir soru yöneltmek istiyorum. Biz TGEP Küp'ü şöyle görebilir miyiz? Eğitim ve gelişime gönül vermiş olanlar ya da bu konuya ilgi duyanlar veyahut da meslek olarak icra edenlerin bir kütüphanesi, arşivi, ya da bir içerik sağlayıcısı olarak görmek mümkün mü? Elbette Didem. Yani tam da aslında senin tanımladığın bu tanım TGEP Küp'ü anlatıyor ve dolduruyor diyebilirim. Tek başına da değil aslında. Sadece hani içerik sağlayıcısı bizim için burada çok önemli. Aradığımız kaynaklara ulaşmak burada çok önemli. Ve bunun yanında da işte az önce Sezin'in de bahsettiği gibi içeriğin yanında benchmark yapabileceğimiz, birbirimizden öğreneceğimiz yöntemleri konuşabileceğimiz bir alan olarak TGEP Küp'ü görebiliriz. Hı hı. Ben 3 tane eğitim profesyoneline bir soru sormak istiyorum ama tabii önceliği Muhammed'e verebilirim. Çünkü o az önce bir sorunun yanıtının cevabını da aslında burayı da destekleyecek. Eğitim ve gelişim dünyasında aslında böyle bu kadar değerli toplu dediğimiz bir platformu bulmakta çok zorlanıyoruz. Çeşitli kaynaklar, dış kaynaklar veya işte bizim kendi iç kaynaklarımızda da aslında eğitim ve gelişim dünyası özellikle eğitim hazırlarken bir kaynak bulmakta çok zorlanıyor. Genellikle LinkedIn'e başvuruluyor ya da çeşitli birkaç tane daha yer var. Muhammed, bu anlamda da TGEP Küp aslında eğitim profesyonellerinin de bir yardımcısı olacak nitelikte diye anlıyoruz. Ama burada içeriklerde en çok ihtiyaç duyulan şey sence ne olacak? Eğitim dünyasının en çok hangi içeriğe ihtiyacı var? Katkı verirken önceliklerinin verilmesini istediğiniz bir talebiniz var mı? Şu anki podcast dinleyicilerimizden ya ben de katkı vermek isterim, benim de böyle bir kaynağım var derse konular şu anda en önemli ihtiyaçlar sence? Evet. TGEP Küp için soruyorum. Ya bizim de yani benim kendi bu bölüme başladığımda da en çok zorlandığım şey gerçekten sosyal platformda, sosyal ortamlarda çok çok bilgi var. Bunun kirlisi, doğrusu ya da yanlışını ayırmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Paylaşanlar gerçekten denenmiş ve sonucuna ulaşılmış, sonucu test edilmiş, belki en son değerlendirilmesi ölçülmüş ve değerlendirilmiş bir sonuca ulaşan verileri paylaşıldığı için arkadaşlar da gönül rahatlığıyla kendi sistemlerini uyarlayıp uyarlamayacaklarına kendileri de çok rahat test edebilirler. Burada gerçekten hani ne olduğuna çok dikkat etmeden, tabii içerik olaraktan bahsetmiyorum, denenmiş, evet ya ben bunu yaparken zorlandım, buna ulaşmakta gerçekten zorlandım ama
bu zorluğu ben başkaları yaşanmasın dedikleri konu başlıklarını çok rahat paylaşabilirler. Dediğimiz gibi Alev de bahsetti. Burada birbirimizden gerçekten öğreneceğimiz çok şey var. Sonuçta hepimiz ortak bir amaçtayız. İnsana dokunmak ve insanla ilgili bir şeyler paylaşmak ve geliştirmek amacındayız. O amacı biliyoruz. Dolayısıyla burada bizim paylaşacağımız, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bütün şeylere de, fikirlere de her zaman açığız. Çok güzel. Peki Ayla? Ben burada kısa bir ek yapabilir miyim Didem? Tabii ki de, tabii ki de Ömür. Şey çok önemli bir faktör bence. Eğitim gelişiminde de biz çok konuşuyoruz. Kürasyon bence çok değerli. Çünkü gerçekten o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki sosyal medyada, üye olduğumuz web sitelerinde, işte abone olduğumuz e-posta bültenlerinde çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Ve bu bilgiyle ilgili bence en büyük problemlerimizden bir tanesi ilgili ve ilişkili bilgiye ulaşabilmek ve bunu hızlı bir şekilde yapabilmek ve etkili bir şekilde yapabilmek. Aslında TGEPKÜP bence burada bir anlamıyla bir tür içerik kürasyonu sağlıyor. Yani eğitim, gelişim ve insan kaynakları profesyonelleri için kendi meslekleri ve kendi alanları ile ilgili bilgileri bir yerde bulabilmelerini hedefliyor. Çünkü çoğu zaman şöyle oluyor. Ben bir makale görüyorum ama işte okuyorum, geçiyorum ama bunu bir yerde paylaşmadığım zaman sadece ben görmüş oluyorum ama belki o Didem'in çok işine yarayacak bir makale ya da işte bir video görüyorum ama ve mesleğimizle çok ilişkili. Atıyorum bir liderlik eğitimiyle ilgili çok önemli bir bilgi. Ama bu mesela Alev'in de çok işine yarayacak bir şey. Hatta biz böyle birkaç şeyde yaşadık TGEP'te. Platform üzerinde birinin paylaştığı bir şeyi tam zamanıydı, tam da böyle bir şey arıyordum deyip alıp kullanan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla aslında bence burası bir tür içerik kürasyonu anlamında mesleğe ve meslektaşlarımıza çok önemli bir fırsat ve olanak sunuyor gibi bir ek yapma ihtiyacı hissettim. Çok teşekkürler Ömür. Ben TGEPKÜP'te yani TGEP'in gönüllü üyesiyim 4 yıldır ama TGEPKÜP'e şöyle anlamda çok gerçekten mutluyum. Bir eğitmen olarak, yetişkin eğitmeni olarak da kurumsal dünyada gerçekten ezberleri bozdurmak, burada herkes eğitmen, hepimiz meslektaşız, oldukça zor. Eğitim ve gelişim dünyasına ait bilgiler, senin de dediğin gibi yani ilgili ve ilişkili kelimesi çok güzel bir tanımdı. Bulmak çok zor oluyor. Çünkü genellikle ergen ya da çocuk eğitimleriyle ilgili çok kaynak var. Fakat yetişkin eğitimleriyle ilgili doğru, özellikle doğru bilgiye ulaşma konusunda bence biraz ülkemizde de gidilecek yol bu anlamda var. Ben çok yabancı kaynak kullanmak zorunda kalıyorum. Veya LinkedIn'de bir şey araştırıyorsam, bir istatistik arıyorsam kaynak olarak oraya başvuruyordum. O yüzden TGEPKÜP gerçekten bence sektörün çok önemli bir ihtiyacını da bu anlamda karşılıyor olacak. Çok da zengin, çok da güzel üyelerimiz var. Çok değerli şirketlerde çok önemli görevler yapıyorlar. O yüzden bence çok büyük bir armağan TGEPKÜP kurumsal eğitim ve gelişim dünyasına diye düşünüyorum. Peki biz hep buradan bahsediyoruz ama bir taraftan da üniversite gençleriyle ilgili ben bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle onlar da iş dünyasına girerken oldukça zorlanıyorlar. Hepimiz yaşıyoruz onlarla karşılaştığımız zaman. Bu tarz içeriklerde olacak mı? Yani örneğin işte mülakat teknikleri, CV doldurmak, yani iş dünyası dediğimiz zaman orada bir kriter var mı? Olgunlaşmış mesleklerle ilgili içeriklerin dışında da hangi türlü konuda içerik bir beklentisini de karşılayacak mı TGEPKÜP'ün yolculuğu? Bundan sonraki hedefinde neler var diye ben Sezin'e bir söz vermek isterim. Aslında bakılırsa biz insan kaynaklarında ve eğitim gelişim alanında bir kısıtlama yapmadık ve mülakat da bunlardan biri. Özellikle gençler için de mülakat sistemleri, karşılayacakları zorluklar, işte nasıl yanıt verilebilir, nasıl yönetilir o alan gibi böyle hem yıllık araştırmalar, hem anketler, hem bunlarla ilgili böyle akademik çalışmaların da paylaşım yapılabileceği bir yer. Sen de az önce çok güzel örnek verdin. Çok da güzel bir kütüphane, dönüp tekrar bakabileceğimiz, erişim sağlayabileceğimiz bir alan. Gençlere de açık, onları da bekliyoruz aramızda bu arada. Çok 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 güzel. Tabii aynı zamanda şöyle bir özelliği de olacak. Birçok kişi ilgili konuyla ilgili uzmanı da bulmakta çok zorlanıyor. Yani örneğin işte mülakat tekniklerinden örnek verdiğin için söylüyorum sizi. Bir üniversite mezunu ya da iş arayan biri gerçekten mülakat teknikleriyle ilgili
bilgiye orada ulaştı, onu kim yayınladıysa belki onunla da ismini orada göreceği için LinkedIn üzerinden ya da başka bir sosyal platform üzerinden iletişime geçme imkanı da sağlayacak aslında bir nevi. Kesinlikle öyle. Çok haklısın. Yani ciddi bir networking var aslında burada. TGEP'in de zaten evet. amacı bu. Keza KÜP'ün de amacı. Hem aynı zamanda evet. da bir network oluşturmak. Evet. Oldukça bence önemli bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten bir de kendi işlerinizin, kendi sorumluluklarınızın dışında tamamen gönüllü olarak bu platforma destek verdiğiniz için bir kez daha ben hem tüm sektör adına hem de TGEP adına çok teşekkür ediyorum ama sözü tamamlıyorum gibi algılanmasın. Bu sadece aradaki bir teşekkürdü. Çünkü ne kadar teşekkür etsek o kadar az. Peki TGEP KÜP'te videolar da görüyoruz değil mi? Her türlü orada içerikler var. O içerikleri yayınlamadan önce herhangi bir filtreden geçiliyor mu? Yani herhangi biri az önce Ömür'ün de bahsettiği gibi herhangi bir içeriği orada yayınlamak istiyor. Nasıl bir proses var orada? Yani yayınlanmadan önce bilginin doğruluğu, bilginin içeriğe uygun olup olmadığına dair bir proses var mı ve bu nasıl işliyor? Didem şöyle aslında TGEP KÜP'ün ilk girdiğinizde siz zaten bizim kurallarımız, az önce de bir arkadaşımız paylaşmıştı, etik ilkelerimiz, zaten bunları paylaşıyoruz açıkçası o girişinde. Bunlar konusunda çok hassasız ama siz bir paylaşımda bulunduğunuzda bu bir şeyden geçmiyor, bir filtreden geçmiyor. Ancak elbette biz yani TGEP KÜP ekibi olarak da, TGEP olarak da ilkelerimize ve çok temel toplumsal ahlaki yargılara ve duyarlılıklara belirlediğimiz o ilk başta girişte yazdığımız özelliklere uymayan bir gönderimle karşılaşırsak elbette bunu tabii ki de kaldırma hakkını saklı tutuyoruz ama çok başımıza gelen bir şey değil, hiç gelmedi. Zaten bizim kullanıcılarımızın da bu konuda çok hassas olduğunu da biliyoruz açıkçası. O yüzden herkes bence gönül rahatlıkla paylaşabilir. Biz daha çok ama şunu çok önemsiyoruz. Burada yaptığımız işleri ve ürettiğimiz değerleri paylaşmayı çok önemsiyoruz. Biraz o konuda hassasız ama onun dışında paylaşım sınırımız yok. Herkes gerçekten meslekle, insan kaynaklarıyla, eğitim gelişimle bağını bir şekilde kurabiliyorsa her konuda orada paylaşımda bulunabilir. Evet, zaten platformun girişinde de bu konuyla ilgili hassasiyet ve etik kurallarla ilgili evet bir bölüm var. O da son derece önemli. Peki ben TGEP KÜP'ü bir pastaya benzetseydiniz diye soru yöneltmek istiyorum. Bu pastanın olmazsa olmasındaki malzemeler ne olurdu? 3 tane malzeme seçseydik. Malzemeler neler olurdu? Ben sırayla konuklarımızdan bunları almak isterim. Sonra da yavaş yavaş da sohbetimizin sonuna doğru da ilerleyelim. Ben başlayayım. Tamam. TGEP KÜP'ü neye benzetiyoruz? KÜP'ün pastanın olmazsa olmaz malzemelerinden birini söyleyeyim ben o zaman kaynağından. Kabartma tozu. KÜP'ü ben bir kabartma tozuna benzetebilirim. Kabartma tozu nasıl pastanın böyle kabarmasını sağlıyorsa, hani böyle bir dolgunluk ve doygunluk veriyorsa, KÜP içinde şöyle söyleyebilirim. Zengin bir kütüphane. İçerisinde sayısız kaynağı bulabileceğimiz, podcast'te araştırmaya, anketlere ulaşabileceğimiz bir yer olarak tanımlayabiliriz. Yine bir ham maddeden gideceğim. KÜP için un diyeyim. Pastanın kekini oluşturan un. Bu da aslında bilgi için bilgi kaynağı, kutsal bilgi kaynağı deriz ya. Doğru bilgileri bulabileceğimiz bir alan diyebilirim. Son olarak, üçüncü olarak da sos diyeceğim. Lezzetini veren ve çeşitliliği olan, yani ister çikolata sosu olsun, ister frambuaz, ister karamel. Bu sürekli değiştiği, sürekli güncellendiği ve bu değişimin karşılığını bulabildiğimiz yer olabileceği için de pastanın sosu diyorum üçüncü olarak. Ay, şahane metaforlar. Çok teşekkürler. Gerçekten harika. Hiç kesmek istemedim. Evet, yani sizin ya da Muhammed'den de alabilir miyiz? Evet. Ben de o zaman pastayı alev yaptı. Ben de üstünü süsleyeyim. Ben de üstündeki bir meyveli pasta olarak düşünüyorum ve üstündeki meyveler, çeşitli meyveler de bizdeki bilginin çeşitliliği ve güzel paylaşımları da temsil etsin diye ben de meyve demek istiyorum. Şahane. Sezin, sen pastanın hangi malzemesine benzetiyorsun TGEP KÜP'ü? TGEP KÜP'ü hangi malzemesine benzetiyorum? Aslında biz bu işe ilk başladığımız günden bu yana gerçekten çok heyecanlıyız. Hangi malzemesine benzetiyorum? Galiba ben bir pastanın olmazsa olmazı olan çikolataya benzetiyorum. Çok heyecan verici geliyor, lezzetli geliyor, kulağa hoş geliyor. Bu arada çok da teşekkür ederiz bu davetiniz için. Bizim için de çok büyük bir keyifti. Heyecanımızı hala yüksek tutuyoruz. Aslında arka tarafta çok eğlendiğimiz ama burada heyecandan bazen konuşamadığımız anlar yaşadık. Galiba bir pastanın olmazsa olmazı çikolata diyeceğim. Heyecan verici olduğu için ben de çikolatayı seçiyorum. Bir de kim çikolatayı sevmez ki? Tekip herkesin de yararlanacağı ve sevebileceği bir platform. Peki yanına nasıl bir içecek olurdu bu pastanın? Sizin yine senle devam edelim istersen.
Peki. Ben galiba filtre kahve seçerdim yanına. Böyle zamanla demlendiği, notalarının farklılaştığı, içince keyif verdiği, birleştirdiği. Evet, evet. Ve aydınlattığı bir filtre kahveye benzetebilirdim Tegep Küp'ü. O zaman ben devam edeyim. Ben de yaşamın kaynağı su demek istiyorum. Hem saflığı ve bütün içeceklerin de içinde, en azından içinde bulunan bir içecek olduğu için ben de su demek istiyorum. Çok güzel. Bir de tabii su temel bir ihtiyaç maddesi olduğu için eğitim de yaşamın temel ihtiyaç maddesi. Onunla da özdeşmiş oluyor. Alev, sen hangi içecekle bağdaştırmak istersin? Açıkçası benim de ilk aklıma kahve gelmişti. O zaman ben de sizin aklınıza bir de benden de Türk kahvesi gelsin. Ben de Türk kahvesine benzetiyorum. Bu da içerik platformun sadeliği, bize günde zinde tutması ve her gün bir tane Türk kahvesinin çok da faydalı olması sebebiyle Türk kahvesine benzeteyim. Ben de o zaman bu Türk kahvesini bir başka metaforla tamamlayayım mı? Bizim adetlerimizde hani Türk kahvesinden sonra böyle kapatılıp telvesinden, aslında oradaki sembollerden, hayaller, umutlara yönelik hani fal da bakılır. Aslında Tegep bizim hayallerimizi, umutlarımızı, oradaki projelerimizi, amaçlarımızı da içine yerleştirebileceğimiz bir platform. Çünkü eğitim ve gelişim yolculuğunda gidecek çok yolumuz var. Siz değerli uzmanlarımızla da beraber hep birlikte inşallah çok güzel şeyler yapacağız Tegep Küp'te. O zaman son sorumuzu da sorarak yavaş yavaş podcastimizi artık tamamlamış olalım lütfen. Tegep Küp'le ilgili bir kelime yankılanmasını istiyor olsaydık ne olurdu? Ben birer kelime rica edebilir miyim konuklarımızdan? Ben başlayayım o zaman. Muhammed. Katıl diyeyim ben de. Ali? O zaman ben de ikinci kelimeyle geleyim. Üret. Ve sizin üçüncü kelime. Sürpriz olmasın. Küpün kısalımını ben de açıyorum. Paylaş diyorum. Hepinizi Tegep Küp'e bekliyorum. Evet, çok güzel. Ben de tam bu kelimelerin bir anlamı var mı diyecektim. Sen de çok güzel tamamlamış oldun. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Tegep Küp'le ilgili yapmış olduğunuz hem katkılar için, hem bu podcast'te ayırdığınız zaman için, verdiğiniz aydınlatıcı tüm yanıtlar için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ömür, son olarak bir şey söylemek ister misin? Tüm konuklarımızla beraber hoşçakalın demeden önce. Ben de tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beraber Tegep Küp'te birlikte ürettiğimiz arkadaşlarımızı. Tegep Küp'ün etkili olabilmesinin tek bir yolu var. Tegep Küp'e herkesin katkıda bulunması, orada içerik üretmesi, bir yerde rastladığı içeriği mutlaka bunu meslektaşlarımla paylaşmalıyım diyerek eğitim gelişim camiasına, sektörümüze değer katacağımızı düşündüğümüz her konuda lütfen Tegep Küp'te paylaşın. Orayı ne kadar zenginleştirirsek bence hem sektörü hem de kendimize toplam büyük bir fayda üretiyor olacağız. Dolayısıyla ben de daha fazla arkadaşımızı Tegep Küp'ü sadece takip etmeye değil, aynı zamanda orada üretmeye davet ederek bitireyim. Katılın, üretin ve paylaşın lütfen. Çok teşekkürler. Ömer, çok güzel bir şey söyledin. Ben de benzer bir kapanış yapacaktım. Sadece tamamlamış olayım o zaman. Tegep Küp'te bilgiyi paylaşırken cömert olalım ama bilgiyi araştırırken de çok aç olalım. Çünkü biz zaten eğitim gönüllülerinin en önemli iki tane niteliği budur. Seve seve ben de şimdi bütün kaynaklarımı tekrar gözden geçireceğim ve en kıymetlilerini Tegep Küp'te hemen paylaşmaya başlıyor olacağım. Bu podcast'i dinleyen tüm dinleyicilerimizden de Ömür'ün de çağrısına ve benim de çağrıma eşlik etmelerini ve katkı vermelerini bekliyoruz. Yolunuz açık olsun sevgili Tegep Küp gönüllüleri. Umarız ki çok güzel paylaşımlarla sektöre katkı vermeye devam edeceksiniz. Çok başka bir boyutta, belki de seneye tekrardan geldiği noktayı konuşmak üzere yeni bir podcast'te buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tegep'in Sesi'nin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcast'imizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.